Şöyle bir teori var. Kesin bir evren ve kesin bir zaman verildiğinde her şey olur. Bunun anlamı olanaksız olanlar da dahil her olay gerçekleşebilir. Bütün bu olanlar için en iyi açıklama işte bu. Şimdi birçok öykü barlarda başlar. Biz de bu hikayeye barda başlayalım. Ben orada olduğum için değil, orada değildim. Bunun sebebi çok ender bir adamı sizinle tanıştırmak istemem. Her büyük kültürdeki efsaneler dilekleri yerine getirme gücü olan bir karakteri barındırır. Amerikan efsaneleri hariç, Arapların cinleri, İrlandalıların lepekonları, Çinlilerin ejderhaları ve maymunları var. Avrupalıların ise perileri var. Bizim neyimiz var? Noel Baba. Noel Baba hediye getirir, dilekleri yerine getirmez. Zeki o dilekleri yerine getiriyor. Zico Amerikan kültürünün son aşaması. O dilekleri yerine getirmez. O anlaşmalar Pekala yapar. bırakıyorum. Bizim neyimiz var? Hiçbir şeyimiz. İşte benim tezim. Bizim kültürümüz böyle bir mitoloji olmaması konusunda benzersiz ve bunu Sen kanıtlamak yanılıyorsun için genç de... adam. Anlamadım. Amerika'da dilekleri yerine getiren biri var. Ve onun çok müşterisi var. Peki kim bu adam? O W. Grant. Ve birçoğunun yerinde alışıldık isim. Ve onun gerçekten çok işi var. Onun cinlerden hiçbir farkı Peki yok. biz şu W. Grant'i nasıl oluyor da hiç O duymadık? W. Grant elbette hiç duymazsın. Çünkü Amerika çok genç bir yer. Onunla herkesin tanışma şansı olmuyor, anladın mı? Bir tahmin edeyim. Senin oldu. Onunla kazara 60 nolu orta yolda tanıştım. Bu onun tarzıdır. İnsanlar onu bulmazsa o insanları bulur. Olaylar bir anda olur ve onun kim olduğunu ve iş bitene kadar ne yaptığını anlayamazlar. Çoğunlukla hileleri yoluyla size mesaj gönderir. Bu da onun tarzıdır. Ama bazen senin dileğini de yerine getirir. Buna hiç şüphe yok. Kimileri babasının Rebekan olduğunu söylüyor. Buraya İrlanda'dan gelmiş. Evet, o bir cüceymiş. Hikaye böyle diyor. Bu Leprekon doğurca Şayan Kızılderili'ne gidiyor. Şayanlar topraklarını geri alıyorlar ve ölümsüz oluyorlar ve göçmenliği bırakıyorlar. Siz 60 nolu otoyol mu dediniz? Peki bu W. Grant neye benziyor? Kırmızı bir papyonu var. Ve maymun kafası şeklinde oyulmuş bir pipo içiyor. Belki biz senin tezine o W'yu hiç eklememeliyiz ha. O büyük olasılıkla hiç bilinmek istemeyecektir. Tamam. Ne geceler. Hey dostum şuna bir baksana. Burada 60 nolu otoyol diye bir şey yok. 65, 64, 66 ve 69 var. Ama 60 yok. Tanrım. Sanırım bu gece gerçekten çok iğrenç olacak. Kırmızı papyonlu ve maymun pipolu Grant bir şeyler istese iyi olur. Lanet olsun. Bak 12'den önce bu toplantıyı muhakkak yapmalıyım. Evet bu çok kritik. Bak sen Les'i ara. Tamam şimdi Les'i araman lazım diyorum. Oh! Oh, lanet olsun. Pipom kırıldı. Özür dilerim bayım sizi hiç görmedim. Gerçekten çok özür dilerim. Siz iyi misiniz? Hadi gelin. Hayır, hayır. Gelin. Siz iyi misiniz? Tanrım! Olamaz. Bisikletim. Bakın, bakın özür dilerim. Ben ödeyeceğim. Lanet olsun. Lanet olsun. Şu elbisemin haline bir bak. Lanet olsun. Ben saat 11'de toplantıya gireceğim. Bu lanet olası bir facia. Benim telefonum. Benim lanet olası hayatla bağlantım gitti. Lanet olsun. Bence her şeyin bir olma nedeni vardır. Örneğin benim sadece yeni bir bisiklete ihtiyacım. Ben hayatımın en kötü gününü yaşayabilirim ama bugün olmamalı. Lanet olsun. Bunun asla olmaması gerekirdi. Lanet olsun. Lanet olsun. Bunun asla olmamasını isterdim. Bunun asla olmamasını yani isterdim. Yani bütün isteğiniz bunun asla olmamış olmasını dilemek. Lanet olsun. Evet öyle. Tamamdır. Bay Bayakır. Benim ismimi nereden biliyorsun? Bak hayatım, 12'den önce bu toplantıyı yapmak zorundayım. Evet, çok kritik. Bak, sen Les'i ara. Benimle büroda buluşmasını söyle.
Beni dinle hayatım. Yüksek sesle konuş. Seni duyamıyorum. Bak seni dinleyemiyorum. Hadi. Bazı insanlar ne dileyeceklerini bilmiyor. Bu da öykünün benim açımdan anlatımı. Salı günü 18 Eylül'de başlıyor. Doğum günüm. Tam olarak 22. doğum günüm. Ah, ben yeni taşındım. Dairem biraz karışık. Burası San Luis, Missouri. Şu anda özel bir andayız. Ben büyükkarar.com'dayım. Yemekte kravat takmalı mıyım? Tamam. Evet. Lanet olsun. Doğum günün kutlu olsun Neil. Teşekkür ederim. Tatlım. Gerçek. Bu gece yanında olmadığım için bana kızgın değilsin. Hayır, hayır, hayır. Öğrenci konseri nedeniyle bir sınava girmenin ne sakıncası olabilir ki? Hayır. Sen yemeğe kadar beklemek zorundasın. Herkes gelene kadar. Ama bunu açabilirsin. Bu sanırım sana gelmiş. Bu bir gerçeklik çeki. Bu bursu da kesinlikle kaybettim. En azından açıp bir kez bakmalısın. Red cevabı olduğunu zaten biliyorum. Yanlış renk, yanlış cinsiyet ve aile. Ve çok fazla paralısın, çok lütfen, üzgünüm. Lütfen, lütfen. Bak, lütfen babamdan söz etmesek olmaz mı? Sen çok garipsin. Ne? Bak, sen greyfurtunu kaşıkla soymaya kalkıyorsun ve onu ikiye ayırıyorsun. Sonra da onu portakal gibi yiyorsun. Bak, bu o. Sence kıskançlık yapmalı mıyım? Ne dersin? Gerçek olsaydı evet. Dün gece bu konuda bir rüya gördüm. O hapisteydi. Bunun bir anlamı olmalı. Tek bir anlamı olabilir. Sen onu bir yerlerde görmüşsündür ve bilinçaltında etkilenmişsindir. Ve bu etki sana rüyalarla geri geliyor. Ve zamanla bu etkileşimi gittikçe güçlendiriyorsun. Rüya görüyor ve çiziyorsun. Çiziyor ve rüya görüyorsun. Bu bir kısır döngü oluyor ve sen daha çabuk çizmeye başlıyorsun. Ah, teşekkür ederim acımasız. Sana sınavında başarılar. Ama ben salak mıyım sence? Bak bugün Konrad yarışması için son gün. Acaba daha çok mu yapmalıyım? Bana sorma hayatım, yargılamak istemiyorum. Ama şunu biliyorum, resim yapmaktan hoşlanıyor olman bu konuda kariyer yapmanı gerektirmiyor. Konrad yarışmasına bir resim yollamalı mıyım? Hayır. Üzülme. Dediğim gibi benim öyküm 22. doğum günümde başlıyor. Tam olarak burada. Geleneksel doğum günü yemeğimdi. Her zamanki gibi babam bir lokanta seçti ve her zamanki şüpheliler katıldı. Sally, ailem belki onu benden daha çok seviyor. Babam Daniel, hukuk avukatı. Annem Marlin, avukatın karısı ve kız kardeşim ve en iyi arkadaşım Nancy. Tanrı'nın dünyaya beni delirmekten korumak için koyduğu kişi. Pekala, pekala. Şimdi ne diliyorsun? Lütfen bana bunun bizimle ilgili olduğunu söyle. Ben tahmin edeyim. O yeniden gök dalışı yapmayı diliyorum. Tanrı korusun. hayır, hayır. Neil, bunu dilemedin. Eğer gerçekleşirse söylerim. Aslında bu çok basit. Gerçek şu, sen her zaman dileğini söyle. Bunu her zaman yap. Konuyu projelendir, sonra gerçekleştir. Bunu daha önce duymamıştım. Bu her zaman doğrudur, inan bana. Ben biliyorum. Bunu senin için keseyim. Pekala. Yani şimdi bize söylemek zorundasın. Evet, hadi bize söyle Neil. Pekala. Ben bir... cevap diledim. Bir cevap ama niçin? Hayatım için bir cevap. İşte burada. Doğum günü kutlu olsun oğlum. Bu senin Bedford hukuk dostluğuna girişin. Gelecek ay 15 Ekim'de görüşmeye gidiyorsun ve giriyorsun. Her şey tarafından ayarlandı.
ve sen onu bankaya da götürebilirsin. Baba, sana henüz hazır olmadığımı söylemiştim. Ah, ben ikimiz için de emindim. Son mum kaldı. Bunu yanında götür. Sanki dileğin yerine gelmiş gibi yap. Teşekkür ederim. Aa, harika. Bu en sevdiğim renk. Şu fırçalara bakın Nancy. Sen en iyisisin. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu da sonuncusu. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Mükemmel değil mi? İtfaiye kırmızısı. Bu şehirde kırmızı bir konvertible'ı ne kadar zor buldum asla tahmin edemezsin. Tam enjeksiyonlu 160 beygir ve araba sigortası var. Sana özel bir yer bile aldım. Ah oğlum, ben senin yaşındayken bunun için neler yapmazdım bilemezsin. Bunun ne keyifli bir şey olduğunu asla bilemezsin. Ve başlangıç olarak daha iyi bir yol olamaz. Bunun motoruna inanamazsın. 2500 cc ve 6 silindir ve 16 valve var. Her zamanki gibi bu onunla ilgili bir şeydi. Onun harikalık fikri. Kırmızı onun rengiydi, benim değil. Plakada yazan onun tamlamasıydı. Açıkçası kendisi olmam için benim kullanmamı bekliyordu. Evet, bu senin alabileceğin en iyi hediye, öyle değil mi? Bu mükemmel bir şey Daniel. Hadi beni gezmeye götür. Ne dersin evlat? Neil! Aman tanrım! Oğlum! Oğlum! 1-9-11 arasın. Neil! Neil, sen iyi misin? Benimle konuş oğlum. Neil! Doktor Merrill 566. Doktor Merrill 566. Merhaba. Sen Louis'in en yakışıklı delikanlısı buradaymış ha? Sen iyi misin Neil? Evet. Evet, bu düşündüğümden daha çok acıtıyor doğrusu. Sabah sanırım bana bazı testler yapacaklar ve algılamamda bir şey var mı yok mu diye bakacaklar. Bunlar zor işler Nancy. Biliyorum. Peki sana kendisi için istediği hediyeyi alan babam hakkındaki algılaman nedir? Toksik atıklarla aynı şey. Senin algılaman harika. Ama bu araba hakkında bir cevap olmadı değil mi? Hayır. Annem yakında burada olacak, ne diyeceksin? Yalan söyleyeceğim. Çünkü gerçek onu kızdırıyor. Belki bu çok daha iyi bir şeydir. Hayır, hayır. Bunu yapmak sonuçta daha çok zarar verecek ve hayal kırıklığına uğrayacak ve kolayca düzelemeyecek. Belki biri onu çalar. Bu sadece küçük bir ısınma hareketi. Ben sana bu kartları göstermeye başlayacağım ve sonra daha hızlanacağım. Ve bakalım sen devam edebilecek misin? Tamam. Karo. Sinek. Maça. Kupa. Karo. Maça. Karo. Kupa. Sinek. Maça. Kupa. Karo. Maça. Kupa. Maça. Karo. Sinek. Maça. Kupa. Sinek. Maça. Kupa. Geçtin mi? Hayır. Bunu birçok insan yapar. Siyah kupalar, kırmızı maçalar. Hadi ama bu hile. Aa, deneyimler. İnsanların bütün siyahlara maça, bütün kırmızılara kupa dediğini gösteriyor. Ama renklerde ve şekillerde yapılan değişiklikler geçmiş deneyimlere dayanır. Ve farklı olmayacakları fikrine sahipsindir. Biz görmeyi beklediğimiz şeyleri görürüz ve gerçekte ne olduklarının pek bir önemi yoktur. Asla kağıt oynamamış çocuklar bu testi her zaman geçer. Onlar kaç tane farklı şey olduğunu merak eder. Görüntüler, sesler, kokular, anılar, tümü senin geçmiş deneyimlerine dayanır. Çünkü sen koşullanmış durumdasındır, saf değilsin. Ama şu anda bunu yeniden yaparsak sen geçersin. O zaman
Siyah kupaları ve kırmızı maçaları görmek isteyeceksin. O zaman onları algılayabileceksin. Beynin onlara giden otoyolu birden seçmeye başlar ve seni bir yerden diğerine götürür. Ama asıl yer bütün otoyolun ortasındaki bir yerdir. Orada bile birçok insan onları geçmişsin gibi ortadan kayboluverir. Evet, bu çok güzel bir hile ama sadece kırmızı maçalar ve siyah kupalarla yapılan bir kağıt oyunu. Nereden biliyorsun? Bay Oliver, ben Doktor Craig. Testi yapmak için hazır mısınız? Evet, evet. Evet, buradaki adam oldukça ilginç bir şey yaptı. Kim? Ray, az önce buradan çıkan adam, biliyorsunuz, sihirli kartlar oyunu. Burada Ray isminde kimse çalışmıyor. Ama az önce buradaydı, biliyorsunuz, şu kağıtlarla oynayan adam açık yeşil bir önlük giyiyordu. Buradaki personel mavi giyer, yeşil değil. Ama biz senin renk algılamanı test edebiliriz. Kupa yetiliği düşürmüşsün. İçeri gir oğlum. Evet, yeni araban nasıldı? Mükemmel mi? Evet baba, mükemmel bir şey. Harika. Aklında ne var oğlum? Ben şu Bradford işinden pek emin değilim baba. O sadece... Bak, bana çok kolay geldi, biliyor musun? Yıllarca çok fazla çalıştıktan sonra senin için de kolay olacaktır. Ne yani, hayatın boyunca onu almak için çalışmayı mı istiyorsun? Hadi baba, bu senden para istemek gibi bir şey değil. Oğlum, bırak da sana Daniel Oliver felsefesini söyleyeyim ve bunu hemen bankaya götürebilirsin. Ne zaman biri sana bir avantaj teklif ederse kabul et ve bu program bir avantajdır. Orası ülkenin en iyi hukuk fakültesidir. Evet, Amerika'nın bir avukata daha ihtiyacı var. İyi bir avukata da, biz her zaman onlardan biri olmuşuzdur. Bu resim düşündüğüm şey mi? 32.200, onun için birkaç koleksiyoncuyu bir araya getirdim. Bu resim için çok büyük para. Onu kişisel olarak seçtim. O Franklin Simulus'un orijinal tablosudur. O ünlü bir sanatçıdır. Eğer onda bir şey gördüysen bunu söylemede dikkatli davran. Belki senin fikrin hesaba katılabilir. Bak baba, ben sadece emin değilim, tamam mı? Belki bir süre bunu düşünmeliyim. Neyi düşüneceksin? Bak, bazı şeyleri düşünmeliyim. Böylece her şeyi yoluna koyabilirim. Sanatın için biraz zaman ayırmak mı yani? Bu bir hobi oğlum. Bak, artık şunu bırakabilir misin? Seni Bradford'a sokuyorum çünkü Prats yönetimde ve gelecek yıl orada olmayacak. Yani bu fırsattan şimdi yararlan. Çünkü ikinci bir şans olmayacak. Neden bu programa girmiyorsun? Eğer hukuk fakültesinin gerçekten sana uygun olmadığına karar verirsen o zaman ben de sana... Ben bunu kabul edebilirim. Ama en azından bir Bradford üyesi olursun. Yani Bradford'a gidiyorsun ha? Buna nasıl emin oldun? Emin değilim. Ama bir kez denememek aptallık olur. Yine babanın etkisi. Sana lüks bir araba mı verdi yine? O opsiyonları maksimize ediyor Frank. Bu olgun bir davranış. Onu desteklemelisin. Yargılama. İyi dostuna iyilik için. Bak. Senin etrafındaki romantizm ısınıyor. Yeter ki sağlıklı ol. Başarı onu izleyecektir. 15 Ekim, emin misin? 15 Ekim, Bradford görüşmesinin olduğu gün. Şuna bir bakayım. Pekala, beni yakaladınız. Bu boş. Ver şunu. Bu da ne? Bak, ben olsam asla buna izin vermem. Bu kadar takmazdım. Asla, sadece her şeyin geride kaldığına inan. Bir yere gitmiyorsun. Beni terk etmene asla izin vermem. Sadece... Hey, bana bak Neil. Sorun nedir? Sally, benim falımda 15 Ekim emin misin yazmıyor muydu? Ha? Söyle. Anlaşılan yazmıyordu. Lokantada sana gösterdim. Hiçbir şey görmedin mi? Neden artık bu konuyu aşamıyorsun? Çünkü aklımdan çıkmıyor. Sen kararın yüzünden heyecanını bastıramıyorsun. Ve bu çok doğal, sorun yok. Hiçbir sorun yok. Sen harika gideceksin. Çünkü sen harikasın. Bak, sadece derin bir nefes al ve rahatla. Sally, beni dinle. Mutfaktaki aşçıların içinde tek birinin bu oyunu oynaması ve onun bizim masamıza gelmesi ve benim o falı seçmemin olasılığı var mı sence? O boştu. Neil, fal boştu. Sen hayal ettin. Ben hayal mi ettim? Tamam.
Benim bazı şeyler gördüğümü söylemek politik olarak doğru olabilirdi. Bu güzel bir düşünce. Ben sebze meyve deposunun gece vardiyasında çalışıyordum. Sabah açılacak dükkanlar için kamyonları dolduruyorduk. Bundan üç nedenle hoşlanıyordum. Kendi işimi yapıyordum, yeterince kazanıyordum ve babamdan para istemek zorunda kalmıyordum. Ve böyle düşük düzeyde bir iş yaparken de yıla yeterince kızabiliyordum. Demek senin baban çok büyük bir avukat ve senin lüks bir araban var ha? Pekala. Sen ne yapıyorsun? Hey! Çek git ve çocuğu rahat bırak. Sen sadece aslında ne olduğunu düşün ve her zaman aynı kalacağını bil. Bu sadece bir diğer lise. Lise mi? Evet tabii. Hayattaki her şey lisedir. Sadece isimleri değişir. Örneğin burayı ele al. Buradaki müdür senin patronun. Öğretmenler senin amirlerin ve vardiyalar da ev ödevlerin. Ve ev ödevlerini iyi yapmazsan kovulursun. Aa evet, isimleri farklı ama hepsi kesinlikle aynı pislik. Lise. Oh. Hasarlı mallar. Ha. Bunlar dükkana gitmez evlat. En iyisi onları biz alalım ha. O gerçekten haklı mı Otis? Yani her şey aslında aynı mı? Eğer o şekilde bakarsan. Yani bana bir bak. Her gün buraya geliyorum. Aynı insanları görüyorum. Aynı malları aynı dükkanlara götürüyorum. Yine aynı insanları görüyorum. Aynı yerlere gidiyorum. Ama aslında öyle değil. Bak, ben o insanları görmeyi çok seviyorum. Gerçekten yani... Yani birçoğunu. Eğer farklı bir şey isteseydim, farklı bir şey yapardım. Farklı bir yöne giderdim. Ve farklı bir yere, eyaletler arası çalışırdım. Gördün mü? Bak, ben kışlık liseye gidiyorum. Şuraya bak. Sabah dükkana gittiklerinde raflar arasında gezmeye başlayacaklar. Ve hiçbiri bu malların oraya nasıl geldiğini düşünemeyecek. Aman Tanrım. Bu o. Onu bir panoda görmüş olmalıyım ve bu yüzden rüyalarıma giriyor demek ki. Sen onu rüyanda mı görüyorsun? Evet. Evet, çok aptalca, öyle değil mi? Belki bir anlamı vardır. Ne gibi? Bir yıldırım gibi. Bilirsin, ilk görüşte aşk gibi. Hadi Otis, bu masallar da olur, bilirsin. Ben karımla böyle tanıştım. 4 Temmuz günü havai fişekler atılıyordu ve etraf çok kalabalıktı. Gözlerimi ondan ayıramadım. Havai fişekler oradaydı ama ben sadece ona bakıyordum. Ve ben biliyordum. Bak, bütün kız arkadaşlarım ilk kez yaklaştığımda tepki verdiler. Janet aldırmadı, Penny sanatımdan nefret etti ve bana deli olduğumu söyledi. Sonra Sally'yi buldum, o da bu konuda yargıda bulunmayı reddetti. Ve bana psikolojik analiz yapmaya kalktı. Yani o niye farklı olsun? Belki sen onun peşinden gitmelisin. Onun gibi kızlarla olmaz. O bir model. Birçok adam onu arıyordur. Parası olan adamlar diyorum. Bence bu çok çocukça bir fikir. Rüyanı takip et. Evet, merhaba. Sizin bir binanın yanında Delmak ve Wilkerson köşesinde bir panonuz var. O reklamı veren firma hangisi? Hayır hayır, kumarhane kraliçesi ilanının yanındaki pano. Telefonlu bir kız var, başka bir seçenek var diyor. Boş mu? Hayır ama orası boş olamaz. Bakın daha yeni oradaydım. Hayır, daha yeni gördüm. Baksana, oradaki sağdaki panoda ne yazıyor? Nesin sen, deli mi? Orası boş dostum. Neil Oliver, randevunuz yarına alınmıştır. 21 Eylül sabah 10:55 Olive Caddesi. 1300 No'lu Suite. Yeni randevunuz verilmez. Neil Oliver, kimsiniz? Randevunuz yarına alınmıştır. Alo. 21 Eylül sabah 10:55 Olive Caddesi. 1300 No'lu Suite. Yeni randevu verilmez.
Günaydın Bay Oliver. Buraya gelmeyi başarman çok güzel. Bunu herkes yapamaz. Ray? Senin için bir işim var. Tabii eğer istersen. Bütün ülkeyi kat etmek ve bazı paketler götürmek. Burada neler oluyor böyle Ray? Çünkü ben bazı şeyler ve işaretler görüyorum. Falsız kekler ve tuhaf mesajlar. Hayat kırmızı bir maça gibidir. Sana bunu daha önce söylemiştim. Söyler misin bütün bunlar nedir? Bütün bunlar seninle ilgili Neil. Her şey seninle ilgili. İşte bu. Denver'a mı gidiyor? Evet biliyorum. Pekala ama neden ben? Neden FedEx değil? Ayrıca bunun içinde ne var? Bunu sana söyleyemem. Söyleyemezsin çünkü bilmiyor musun? Yoksa bildiğin bir şeyi bilmemi istemiyor musun? O ya da bu. Sonuç aynı. Peki bu işin parası ne? Bunu gerçekten söyleyemem. Ne kadarı nakit? Yoksa bunu da mı söyleyemezsin? Her zaman cevaplar istiyorsun değil mi? Yeni yüzyıla girişin bir başka yolu diye düşün. Ya da basitçe Bradford görüşmenden önce yeni arabanı bir deneme biçimi olabilir. Sen bunu nereden biliyorsun? Şunu aç. Saat tam 10.06'da Neil bunu nereden biliyorsun diye soracak. Otur bakalım. Anlaşma şu. Eğer bu paketi anlaşılan şekilde zamanında yerine ulaştırabilirsen ve kesinlikle açmayıp içinde ne olduğuna bakmazsan buraya gelip işin sonunu görebilirsin. Eyaletler arası yolu 60'ı kullanarak gideceksin. Paket 2 Ekim'de teslim edilecek. Yani bazı kasabalara uğramak, bazı insanlarla tanışmak, oralarda ne var ne yok görmek ve bazı şeyler almak için zamanın olacak. Bilirsin, otoyol deneyimleri. Yolun sürprizleri de var. Bu gerçek ötesi. Yani sen ve bu büro. Binanın 13. katı ama 13. kat yok. Kalk sanırım alarm saatim çalmak üzeredir. Sen uyanacaksın Neil, sen uyanacaksın. Ve hayatın boyunca bu ilk kez olabilir Neil, inan bana. İşi yapmayı kabul ediyorum. İmza. Bu standart formdur. Ve şimdi onu bir damla kanla mühürlemeni istiyorum senden. Kan mı? Elbette. Ben şeytanım. Dalga geçiyorum. Şöyle derler. Kanıyla söz veren bir adam sözünün eridir. Pekala. Bir şey daha. Dışarıda bir katil var ve çok dikkatli ol. Bunu bana şimdi mi söylüyorsun? İmzaladıktan sonra mı? Böyle bir seyahatte hayat zordur. Ölüm olasılığı her zaman vardır. Peki bu katil neye benziyor? Bir erkek olduğunu mu söyledin? Bir kadın mı? Bu Robin Filt'e ait değil, değil mi? Biliyorum. Sen asla söyleyemezsin. Bu şehirden dümdüz çık ve sonra yolu bul. Sadece batıya doğru git. Eyaletler arası yol 60. Bak. Bu işi biz yapıyoruz. Eyaletler arası 60 diye bir yol yok. Amerikan 60 var ama eyaletler arası bak, 60 yok. Olmak zorunda. Buraya bak. Bu 70. Güneye giden bir sonraki büyük rota 40. Yani eğer olsaydı 60 no'lu yol 70 ile 40 arasında bir yerde olmalıydı. Ama gördüğün gibi orada yok. Öyle bir yer yok dostum. Olmayan bir otoyolu nasıl bulursunuz? Evet, ben öyle bir yol var mı diye bakmaya karar verdim. Ama herkesin gittiği yerlerden giderek gizli yerleri bulamazsınız. Böylece ben de eyaletler arası yol 55'i atladım ve güneye, Bob Dylan'ın otoyol 61'ine döndüm. Ve kız yine oradaydı. Bana haklı olduğumu söylüyordu. Ben hızla işaretlere inanan biri olmuştum. Evet. Bu paketi ben sana getiriyorum, değil mi? Sen Robin Fields'sın. Bunun başka bir anlamı olamaz zaten. Harika, çok harika. Çok ama çok harika.
Sen doğum günümdeki garsonsun. O W. Grant. Neil Oliver. Seni burada görmek çok tuhaf bir tesadüf değil mi? Ben tesadüflere pek inanmam. Mümkün denemeyi tercih ederim. Her olay mümkündür. Mümkün olmasaydı zaten olmazdı. Doğru. Aa! Sana doğum günü hediyeni vermeyi unuttum. Dileğini hatırladın mı? Ah, bir cevap. Evet. Bu harika. Hayır, ama harika. Hadi devam et, bir dene. Evet, hayır soruları. Tamam. Top 8, eyaletler arası yol 60. Bu senin için Nil. Dur işaretinden sonra sağa dön. Sana bunun olacağını söylemiştim. Bayım, sen kimsin? O W bir dilek için bulunur. Ben bunu yaparım. Dilekleri yerine getiririm. Müşteriyi ben seçerim. Genellikle ilginç olanı seçerim. Açık sonla. Hırs yerine başka dilekleri seçerim. Ama çoğunlukla böyle olmaz. Bana ver, bana ver, bana şunu ver, bana bunu ver. Genellikle para, seks ve kolay şeyler. Peki alırlar mı? Bu tamamen bana kalmış bir şey. Top 8, bu adam benimle dalga mı geçiyor? Buna sen karar ver. Hadi. Birlikte yolu bulalım. Bir keresinde bir çift evlenmek istedi. Ve kararı bana bıraktılar. Ve ben bir araba aldım ve onları balayı yolunda bir kiliseye götürdüm. Başka bir adam her gün seçtiği mükemmel kadınlarla hiç uğraşmadan mükemmel seks yapmak istiyordu. Ve her gün FedEx kargoyla bir seks dergisi aldı. Gerisi ona kaldı. İşte dur işareti, sağa dön. Bak, şurada bir işaret var. Lanet olsun, onu buldum. Bu mümkündü. Eyaletler arası yolun sınırlı geçiş için otoyolları böldüğünü sanıyordum. Hayır, bu otoyol resmi olarak yok. Bu olmayan bir yol. Pekala, hiçbir haritada olmayan bir otoyol var olmayan kasabaları mı birbirine bağlıyor yani? Ama yazılmayan telefon numaraları var. Listelenmemiş otoyollar ve kasabalar neden olmasına söyler misin? Aa, bunu yemem. Mutlaka daha iyi bir açıklaması ya, olmalı. Açıklama. Pekala. Başka bir boyuta ne dersin? Sadece rüyanda olan. Sadece dileğin için olan bir şey. Ya da belki kafana düşen kovadan dolayı komada kaldığın sırada oluyordur. Ama belki, sadece belki. Sen ölmüşsün. Ne? Sen ne istiyorsun evlat? Sana bir yerine 6 açıklama yaptım. Hepsi de mantıklı. Cevap istiyorsan bir tane seç. Yine de hiçbir şey değişmez. Sen bir iş aldın ve bunu yapmak zorundasın. Ama bir şey değişir. Yani eğer ben öldüysem, ben şu anda ölüysem gelen trafiğe doğru araba sürmemem için hiçbir neden olamaz, değil mi? Tamam, devam et ve dene. Hızlanırken şunu bil. Büyük bir kamyon yaklaşık 25 saniye sonra üzerimize gelecek. Şöyle düşünelim, eğer ölmek istiyorsan lanet yaşamdan sonra da sürer. Sen bir adamla anlaşma yaptın, bunu kanla mühürledin. Ona ne söyleyeceksin? Paketi yerine ulaştıramazsan işini yapmamış olursun. O zaman kime hesap vereceksin? Ve bu kim olabilir ha? Ve belki de o gelene vurmak çok iyi bir... Derdini şimdi anladım. Eminim öyledir. Bu otoyolu çok seviyorum.
Mark, ben de kendimi bir sanatçı olarak düşünüyorum. Ben hayatı sanatın kaderişini aslı olarak görüyorum. Sen yani bazı sanatçılar eseri bitirmeden asla duramazlar ama ben kendimin en büyük hayranıyım. Ve şu anda bu kapıdan girmekte olan kişiyi bekliyorum. Her an olabilir. Şimdi. Evet, ne istiyorsunuz? 15 tane duble cheeseburger lütfen. Cheeseburgerler paket olsun. Ha, paket olmasın, burada yiyeceğim. Siparişi durdur. Sen 15 taneyi birden mi yiyeceksin? Tek başına mı? Evet. Neden öyle dediniz? 15 çok fazla mı sizce? Evet, çok hayatım. Pekala, o halde bir düzine yapalım. Bak, sarhoş falan mısın bayım? Bilmiyorum. 6 birele sarhoş olunur mu? Bak dostum. 12 değil, 6 duble cheeseburger yiyemeyeceğine $100 koyarım. Peki sen ne diyorsun, onlar gerçekten büyük cheeseburgerler mi? 6 duble cheeseburgeri yiyemezsin, $100 koyuyorum. Ben oldukça açım. Ama belki sen haklısın, belki cheeseburgerler çok büyüktür. Bak ne diyeceğim, şunu 2 duble cheeseburger, 3 kızarmış tavuk, 1 tane sosisli, 2 tane sosla pişmiş tavuk budu, 1 biftek, kindili dolma ve 2 kutuda acılı soğan ekstra. Ve şu pastaların her birinden birer dilim lütfen, tamam mı? Hepsinden istiyorum. Bütün pastalardan bir dilim ha? Başka bir şey? 3 tane pişmiş soğan. Evet, bu 12 cheeseburgerden daha mantıklı bir sipariş oldu. Ve biraz da turşu. Aha, biraz da turşu. $100. Eğer bütün bu yiyecekleri bir saat içinde yiyebilirsen... ...tabii tuvalete gitmeden ve neşeni de kaybetmeyeceksin. Ben o kadar kötü bir adam değilim. Bak şunu 200 yapalım. Hayır. Sana 300 vereceğim bak. 300 veriyorum. Sen istediğin kadar koy. Peki ne olacak ki? Bu sadece para. Ver. Tamam. Pekala. Şu parayı tutar mısınız lütfen? Elbette. Evet. Ben de koymak istiyorum. Peki top 8. Hepsini yiyebilecek mi? Bahse gir. Acaba ben de katılabilir miyim? Ona sor. Hayır, ben onun yanındayım. Sen delirmişsin. Bu benim param. Bu da geçerli değil mi? Sen bilirsin. Bayım, bir şey içmek ister misiniz? İşte siparişiniz. Pekala. Şimdi saat tutalım. İşaretimle hazır ol. Dur. Ketçap lütfen. Evet. Teşekkür ederim. Dur biraz. Hilen nedir? Hile mi? Yiyecekler nerede? Hepsi senin karnında olamaz. Aslında bilmiyorum. Gerçek şu, ben yemeği her zaman her şeyden çok sevdim. Bir lokantaya gidip ve menüdeki her şeyi sipariş etmek isterdim. Ama her zaman midemin küçük kapasitesi nedeniyle bunu yapamazdım. Evet, 17 yıl önce bir dilekte bulundum. İnanılmaz olan şey, bu dilek gerçekleşti. Şimdi karnımda sanki kara bir delik var. Sadece günde 67 kez bu şekilde yemek zorundayım. Bu pahalı bir şey. Böylece ben de çok seyahat ediyorum ve senin gibi bunun bedelini ödeyen adamlardan yararlanıyorum. Hı. Beni anlıyor musun? Bu harika. Özür dilerim bayım. Tek bir şey soracağım. Hala yemeği seviyor musunuz? Hayır. Artık çok sıkıcı. Dinle evlat. Para için iyi gösteri yapan bir adamı benden daha iyi kimse tanıyamaz.
Ama aynı şeyi sen de yapma. Ben ne yaptım ki? Ben sadece doğru atı oynadım. Sen bir şey yapıyorsun. Böyle birini hemen tanırım. Hayır, numaraya gerek yok ki. Ben o adamı hayatımda ilk kez görüyorum. Ama arkadaşın daha önce görmüş. Öyle değil mi dostum? Evet, bunu reddedemem. Sen yol yakınken dönsen iyi olur evlat. Bak, bu sadece küçük bir bahis. Eğer suçsa polisi arayabilirsin. Ben zaten polisim. Ah, tamam. Bunun için üzgünüm. O benim bütün param. Yola çıkın baylar. Pekala. Oyun nedir Bay Grant? Çünkü anlaşılan siz kesinlikle neler olacağını biliyorsunuz. Sen de olmadan hemen önce. Sanki benimle dalga geçiyor gibisin. Lütfen bunu üzerine alma. Ben herkesle dalga geçerim. Benim işim bu. Bir şeyi çok tavsiye ediyorsan bu eğlenmek içindir. Ve neler olacağını bilmeme gelince. Bu otoyolda geçmiş. Şu an ve gelecek. Belki de hala yaşanmamış şeylerdir. Bir çeşit yöneltme. Sıçrama tahtası. Ben sadece bazı şeyleri ayarlıyorum, hepsi bu. Pekala, sen nesin? Melek misin? Tanrı ya da öyle bir şey mi? Sen de dilekte bulunan insanları mı seçiyorsun? Hayır, hayır. Ben sadece dalga geçmeyi seven biriyim. Ben bir şakacıyım. Yaşamda da, ölümde de. Ama neden yapıyorsun? Zevk alıyorum. Her zaman zevk alacağım bir şeyleri bulman gerekir. Ama şunu itiraf etmeliyim. Her zaman farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Belki de bir dükkan açabilirim. Belki de ben bir erkek fahişi olabilirim. Eşcinsel misin? Benimle yine dalga geçiyorsun değil mi? Aslında ben bir bakireyim. Her zaman öyle olacağım. Benim penisim 9 yaşındayken garip bir kazada kesildi. Evet, tabii. Görmek ister misin? Evet. Hadi göster. Aman tanrım. Tanrı. Bak şimdi sana şunu söyleyeyim. Sen seks hakkında sürekli olarak düşünüp duruyorsun. Cinsel uyarıya kesin olarak cevap veriyorsun. Evet. Ah tanrım, bu kötü bir şey. Hey, nereden biliyorsun? Sende asla olmayan bir şeyin sende olduğunu nereden biliyorsun? Bunu sen düşünüyorsun. Kaç kişinin birden aynı şeyi düşündüğünü bilsen şaşırırsın. Evet, böyle, bana inan. Sadece kabul et dediğim gibi. Bak, ya insanların kafalarını karıştırmak eğlenceli olabilir. Bunu bilmelisin. Aha bak. İleride güzel bir manzara olacak. Merhaba tatlım. Benim yoluma mı gidiyorsun? Batıya gidiyorsan. Orası benim yolum. Hey, sen arkaya geç çünkü bu yakışıklı bana bakmak isteyecektir ve eğer sen beni eğlenceli bulmazsan seni artık rahatsız etmem. Ve eğer arkaya geçersen sana borçlanırım. Ben Laura. Ben Neil. Bu da Bay Grant. Pekala, sen nereye gidiyorsun Laura? Ben mi? Ben mükemmel seksi bulmaya gidiyorum. Güzel, bu ilginç bir varış noktası. Sen hiç oraya gittin mi? Gittiğimi söyleyemem. Ben de öyle. Ama bunu aramak çok heyecanlı oluyor. Ya peki oraya gittiğini nasıl anlayabileceksin? Aa, işte sorun da bu. Ben zaten bunu düşünüyorum. Bunu bilmek bile istemezsin. Hayır hayır, aslında şey... Evet isterim. İlk seferinde hiç harika değildi. Ben hepsi bu mu diye düşündüm. Bu mu? Hepsi bu mu? Şarkılar nerede? Yükseklik yoktu. İkincisi biraz daha iyiydi. Üçüncüsü işte o en seksi olanıydı. Dördüncüsü, üçüncü kadar iyi değildi ama ben başkalarının deneyimleriyle karşılaştırınca çılgına döndüm. Bu beni çılgına çevirdi. Ya en iyisi hemen şu köşede duruyorsa, biliyor musun? Mükemmel olmak için ne kadar iyi olmak gerekiyordu ve bu benim sınavım oldu. Bazen bir mahkum bile olmayı istedim ama ben fırsatları değerlendirmeye çıktım. Şimdi sen hayır diyemeyecek bir kızdan yararlanmak istemez misin? Seni reddeden bir erkek oldu mu hiç? Homo değilse hayır. Pekala. Ben olursam kaçıncı olacağım?
2461. Ama benim senin hakkında çok ama çok iyi duygularım var. Sende garip, çok garip bir şey var. Ya sanırım ben pas diyorum Laura. Pasta ne demek? Erkekler pas demez. Ben temizim. Hiçbir hastalığım yok. Bundan emin olabilirsin. Prezervatiflerim var. Hepsi en iyi kalite. Hadi Neil, bana yapış. Hadi. Tamam, tamam. Hey, dur. Ben bunu yapmayacağım. Yani sen yeterince erkek değil misin? Yoksa gerçek bir kadınla tanışmadın mı? Seninkinin ölçüsü nedir ha? Bunu asla bilemeyeceksin değil mi? Çünkü ben yapmayacağım. Ben 2000 bilmem kaç olmayacağım. Ben bir numara olacağım. Tek adam. Hayatım boyunca hatırlayacağın tek adam. Şimdi beni arkanda bırak. Bunu düşün. Merak et. Evet merak et. Harika seks yaparım. Ah. Bana asla sahip olamazsın. Ben her açıdan mükemmelim. Tamam kes şunu. Kes artık. Önemli olan bu. Bu inanılmaz. Ben daha önce hiçbir şeyle bu kadar mükemmel olmamıştım. Demek benimle olmayacaksın. Ben birlikte olmak istiyorum. Bu berbat bir benim şey. Benim için kötü haber. Peki ya siz bayım? Siz yeterince erkek misiniz? Benim kitabımda yer almak ister misiniz? Evet, beni oraya yaz ama benim bazen bir sorunum oluyor. Biliyor musun? Heyecanlanıyorum. Aa, bu çok iyi. Bırak da bunu ben halledeyim bebeğim. İşte bu minnettar kalacağın bir müze. Sanat sahtekarları müzesi mi? Nedir bu, sahte resimler mi? Ramburg'da biraz dur ve bir bak. Orayı kışkırtıcı bulacaksın. Denver'a 450 mil var. Hiç benzinimiz ve hiç paramız yok. Adamın biri rüzgarın neler getireceği belli olmaz demiş. Durun! Durun lütfen! Durun! Durun! Tanrım bayan siz ne yapıyorsunuz? Bana yardım edin lütfen. Oğlum arabamı alıp gitti. Sanırım o Benton'da. Beni oraya götürür müsünüz? Onu bulmak zorundayım. Bakın özür dilerim ama ben o tarafa gitmiyorum. Size para veririm. 53 dolar. Lütfen beni Benton'a götürün. Oğlumu bulmak zorundayım. Paraya ihtiyacın var. O ortaya çıktı. Tesadüf mü? Pekala bayan. Sizi götüreyim. Ah teşekkür ederim. Ben ineceğim. Otoyoldan devam et. Hey! Bu önemli mi? İyi şanslar Neil. Hey dur bir dakika. Seni yeniden görecek miyim? Her zaman cevap istiyorsun. Belki bu cevabı bulursun. Size paranızı hemen ödemek istiyorum. Ben Susan Rawls. Neil Oliver. Oğlun kaç yaşında Susan? 16. O benim bebeğim. Sahip olduğum tek şey o. Daha önce de kaçardı ama her zaman dönerdi. Tanrım ben çok korkuyorum. Ya onu bulamazsam? Peki polisi aradın mı? Benton'da olduğunu duydum. Bak ben kötü bir anne değilim. Ama çok... Yalnız olduğunda her şey çok zor. Onu bulacaksın Susan. Merak etme. Tamam mı? Şehir sınırları içinde ilacı almak ceza gerektirir. Küçük bir doz bile olsa otoyol polisine rapor verilmelidir. Bu ilaçla birlikte araba sürmek ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Bütün mantıklı vatandaşlar bu ilaçtan uzak durmalıdır. İlaç sadece serbest bölge için alınabilir. Euphoria Benton'da yasaldır ve şehir sınırları içinde reklamı serbesttir. Ama satışı yasa dışıdır. Burası nasıl bir kasaba? Hmm.
Belki polisle konuşmalıyız. Tamam, bu tarafa gelin. 16 yaşında bir çocuk uyuşturucunun serbest olduğu yerde. Tamam, gidebilirsiniz. Hadi gidin. Bu kütüphanede asla yoktur. Işıklar 5 dakika sonra kapanacaktır. Işıklar 5 dakika sonra kapanacaktır. Lütfen dikkat. Işıklar kapanmak üzeredir. Geç. İlk kez mi? Eforya'nın tehlikeli ve bağımlılık yaratan bir madde olduğunu ve almamanız konusunda güçlü bir şekilde uyarıldığınızı biliyor musunuz? Teşekkür ederiz, almak istemiyoruz. Hadi bakalım. Canım, ben zaten evdeyim. İşte burası benim evim. Dünyadaki en mutlu yer. Burada kalamazsın. Eve gelmek zorundasın. Bırak beni. Bu da kim? Yeni erkek arkadaşın mı? İyi bir parçaymış. Okulun var. Boş ver okulu. Ben bunları açtım. Al bunları dene. Al. Bunlar en iyisi. Filip, burada kalamazsın. Git buradan. Yasal yaştayım. İstediğim her şeyi yapabilirim. Bunu istiyorum. Hepsi bu. Benim arabamı çaldın. Arka bahçede. Onu al. Ben istemiyorum. Hadi. Artık git. Seni buradan götüreceğim. Çekip git. Beni rahat bırak. Hey, senin neyin var ha? Hey, sakin ol. Tamam. Tamam, hadi yürü bakalım. Filip, lütfen eve dön. Korkma, istemiyoruz. Gerçek şu madem. Burada oğlunuz reşit durumda. Kalmak istiyorsa onu kimse gitmeye zorlayamaz. Ve... o kalmak istiyor. Evet, hepsi ister. Hakları... Ama o sadece bir çocuk. Daha ne yaptığını bilmiyor. Ya hayır, hayır, hayır. Hepsi biliyor. Bütün o uyarılar bu yüzden var. Bütün kasabada yasalı. Ama uyuşturucu bağımlılık yapıyor. Neden yasa dışı değil? Evet. Bu kasabanın ciddi bir uyuşturucu sorunu vardı. Ve bütün sorunlar bu yüzden çıkıyordu. Biz her şeyi denedik. Satmak için cezalar, kullanmak için cezalar. Her türlü zorlama, aşırı zorlama, hapis, yardım, halkın küçük görmesi... Ve her şey tek bir şeye indirgendi. Bazı insanlar yüksekte kalmak istiyordu. Böylece harika bir çözüm geldi. Eforya, sentetik uyuşturucu. Tamamen yasal. Kimse kullanmamalı. Ama dediğim gibi, bazı insanlar yüksekte yaşamak istiyor. Bunu almak isteyenler bazı işler yapıyorlar. Çöp topluyor, temizlik yapıyor, tuvalet yıkıyorlar ve eforyalarını alıyorlar. Ve gece, evet işte bunlar oluyor. Bir sorun çıkmıyor ve herkes bedelini ödüyor. İnanılmaz bir başarı, öyle değil mi? Uyuşturucu öyle güçlü ki seks isteğini yok ediyor. Geçen yılki tecavüz oranını biliyor musunuz? 0. Yani siz Filip'in hayatı boyunca tuvalet temizleyeceğini söylüyorsunuz? Ve hiç seks yapmayacak. Asla evlenmeyecek.
Benim asla torunum olmayacak mı? Evet, inanması zor. Amerikalıların özgürlük savaşları ya da köleliğe karşı savaş. Evet, özgürlüğün bir bedeli olmalı, öyle değil mi? Köle olmak, evet. Ama o insanlar, yani onların hakları var. Onlar neyin içine girdiklerini bilmiyorlardı. Bir seçim yaptılar. Bak onlara. Sefil gibi görünüyorlar mı? Onların basit mutlu bir yaşamları var. Karar vermiyorlar. Sorumlulukları yok. Sorunları da yok. Onlar cevaplarını buldu. Senin hayatının onlardan daha iyi olduğuna emin misin? Onlar hayvan gibiler. Ha, evet, onlar hayvanlar. Evet, bazılarının öncelikleri böyle. Hepsi bu. Önceliğiniz ne olursa olsun, Benton yaşamak için güzel bir. Hayır, bu bir kabus. Lütfen, ben oğlumu istiyorum. Bunun için her şeyi yaparım. Tamam, burada 3 seçeneğiniz var. 1, buraya serbest bölgeye taşınırsınız ve onu görmeniz için bir yol bulurum. Bazı çocuklar bu şekilde çalışmak istiyor. Bu en kötü geri ödeme yolu. 2, evinize gidersiniz ve dünyayı yaşamaya değer kılmak için başka bir şey denersiniz. Ya da 3, partiye katılırsınız. Ne yapmalıyım? Sen akıllısın. Ne yapacağımı söyle bana. Bilmiyorum. Sanırım ben olsam oğlumu görmek isterdim. Ama beni görmek istemiyor. Ah, aman Tanrım, bu harika. Ah, bu çok güzel bir şey, gerçekten çok güzel. Asla böyle hissetmemiştim. Peki. Ya sen evde? Bir tane ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Beni dinle. Büroya birini gönder ve yeniden temizlik yapsınlar. Bir de yeni bir bakıcı getirsinler. Sanırım gece için bir otele ihtiyacım var. Artı senin hakkın var. Bulanın ödülü olarak $300 alacaksın. Bulanın ödülü mü? Evet, onun için. Sen buraya yeni birini kazandırdın. Biz burada böyle çalışırız. Sorun nedir evlat? Biri sana bir fayda öneriyorsa kabul et. Odayı aldım ama parayı almadım. Alamazdım. Yine de çok iyi uyuyamadım. O 53 kağıdı da alamazdım ama eyaletler arası yol 60'a çıkmayı düşünüyordum. Ve yolun aşağısında yeni bir şey vardı. Bu mümkün değildi. Ama beni asıl düşündüren şey asla mümkün olmayan başka bir şeydi. Top 8, şu katil için endişelenmem gerekiyor mu? Evet. Daha açık olabilir misin lütfen? Hayır. Yolun aşağısında yine mümkün olmayan bir şey vardı. 20 mil ileride ve ilginç bir kişilikti. Pekala, çok yardımcı oldunuz. Merhaba, Bat Cody. Ben araba sürmem. Onlar da otostopçudan hoşlanmaz. Otostop yaparsam sürücüye acırım. Beni bir yere götürmen için para öderim. Ben bir işverenim ve koşulları ben koyarım. Ben böyle seviyorum. Peki, benim için çalışmak ister misin? Ben Denver'a gidiyorum. Biraz para kazanabilirim. İyi, ben Ramburg'a gidiyorum. Yolunun üstünde. Önerim şu... Sen benzini ödersin ve bazı yemekleri ödersin. Benim için çalışırken alkol almasın. Radyo istasyonlarını ben seçerim. Bütün konuşmaları ben belirlerim. Her saat için $10 nakit veririm. Ve Remberg'e gittiğimize kilometre parası veririm. Her sorunda sen beni desteklersin. Ve ben de seni desteklerim. Pekala. Seninle anlaştık mı? Evet, anlaştık. Ah.
Pekala, benim yeni işçim kim? Neil Oliver. Bay Oliver, bana Bay Cody diyebilirsin. Ya da... Efendim. Tamamdır efendim. O Hamburg'e gidiyordu. Sanat Sahtekarlığı Müzesi de Hamburg'teydi. Tesadüf mü? O müzeye bir bakmam gerektiğini biliyordum. Bu mümkündü. Bay Cody'nin eşsiz bir müzik zevki vardı. Çıktılar, temiz. Gücü 6.20. Amerikan yapımı bu araba, Amerikalı sürücüler için. Yalan söylüyor. Bu motorların tüpü Japonya'da yapılıyor. Zayıfsın. Herkesin konuştuğu bir film. Bu büyük bir macera filmi. Bir yalan daha. Biz bu konuda konuşmuyorduk. Biz Birleşik Devletler Posta Bürosu'yuz. Biz koruruz, taşırız ve her yere götürürüz. İşte bu en büyük yalan. Evet, bazen böyle kasetler çok işe yarar. I get no kick from champagne. Anlamadığım bir reklam daha. Hangisi daha sıcak, hava mı, su mu? Yoksa kız mı? Ama kesinlikle güzel. Robin Fields. O harika. Efendim? Onu tanıyor musun? Henüz değil, onunla Denver'da tanışacağım. Ha, şanslı adamsın. Dürüst olmak gerekirse bu konuda biraz sinirliyim, bilirsiniz. Ne diyebilirim ki? Rüyalarınızın kızıyla tam anlamıyla şok olmuş bir durumdayken bir konuşmayı nasıl başlatabilirsiniz ki? Hiçbir şey söyleme. Bırak o başlasın. Bu çok iyi bir fikir. Arkana yaslan ve sesindeki o tatlı müzikal tonu dinle. Evet, bunu kesinlikle. Evet efendim, yaparım. Burada değişiklik için güzel bir işaret var. Evet, bana bir otel gibi geldi. Öncü mü? Sen onu hiç duymamış mıydın Bay Oliver? Hayır efendim. O bir tarihçiydi. 100 yıl kadar önce öncü olmak teorisiyle buraya kadar geldi. Medeniyetten uzak güvenli bir bölgenin öncüsü olarak insanlar ilk başta ona deli diye baktılar. Böylece insanlar ne zaman bulundukları koşullara uyum sağlayamasalar, deliler, farklı düşünenler, aşırı uçtakiler bavullarını toplayıp öncüye geldiler. Amerika'da böyle başlamıştır. Avrupa'daki bütün kaçıklar ve hayalciler 13. kolin haline gelen bir yeri oluşturmak için öncü oldular. Ve bunu yapamayan insanlar bile batıya doğru gittiler. Böylece Kaliforniya'ya kadar ulaşıp yerleştiler. O 1932'de öldü ve insanlar dünyanın her tarafında dolaşıp öncülük adına neler var bakıp duruyorlar. Ve bazı insanlar bizim aklın öncüleri olduğumuzu söyler ve ben genellikle alkolün, uyuşturucuların dünyasını keşfetmeye çalışırım. Ama orada öncülük yok. Orası kendimizi tatmin etmenin başka bir yolu. Ve şimdi biz bilgisayarla yeni bir öncülük yapıyoruz. Bunları geçmek için öncüler gerek. Peki ya uzay? Son öncülük oraya. Yıldız gemisi uzay değil, o televizyon. Orada lanet bir öncü bulsana bana. Ayrıca insanların kaşı sırtına yaslanıp uzaya gidecek ki? Hayır, öncüler tam olarak burada. Eyaletler arası yol atmışlar. Bu yüzden biz buradayız. Biraz farklı bir şeyler isteyen, gidecek bir yeri olan insanlar için. Bu gerçekten doğru mu Bay Cody? Doğru olmasa bile olmalı. Özür dilerim. Özür dilerim. Bana yardım edebilir misiniz bayım? Sen karın tokluğuna çalışır mısın? Pekala. İşte bir elma. Bu yiyecek. Şimdi bu adamın camını temizlemeni istiyorum. Bu da iş. Hey dostum, ben bir camı bir elma için temizlemem, anladın mı? Özür dilerim ama ben karın tokluğuna çalış demedim. Bu kesinlikle burada yazıyor. Karın tokluğuna çalışır mı yazıyor? İşte yiyecek. İşte iş. Sorun nedir? Ben bunu yapmam. Hadi dürüst olalım. Sen çalışmak istemiyorsun. Sen sadece dileniyorsun ve içki almak istiyorsun. Ve bunda hiçbir yanlışlık yok. İçmek harika bir insanlık geleneğidir. Ve eğer bu konuda dürüst olsaydın sana bir şivas alabilirdim.
Eğer onu buraya yazsaydın, iş anlaşması yapmış olurdun ve ben bu anlaşmayı yerine getirirdim. Şimdi, işte elma. O arabayı yıka. Defol git be adam. Ben lanet olası elmayı istemiyorum ve o arabayı da yıkamak istemiyorum. İşte lanet olası elman hakkında düşündüğüm şey bu. Pekala, madem benim yiyeceğimi aldın, o arabayı yıkamak zorundasın. Yıka bakalım. Bay Cody, bakın efendim, buna hiç evet, gerek var. Yok, gerçekten. Buradaki serseri yalan söylüyor ve hile yapıyor. Hiç kimsenin yalan söylemesini hoşgörü gösteremem. Özellikle bu tiplerin. Sen, o lanet arabayı yıka. Sen defol git başımdan, yoksa seni biçerim. Hey, hemen buradan çekip git, ben Şerif'i arayacağım, hadi. Evet, ben olsam bunu yapmazdım. Bak, benim akciğer kanserim var. Zamanım kısa, 6 aylık ömrüm var. Ama ben hastaneye falan gitmiyorum. Bu dinamit 100 metrelik alandaki her şeyi yok eder. Şimdi ölmek benim için fark etmez ama senin için eder. O arabayı yıkasan çok iyi edersin. Tamam bayım, tamam. Ben sizin için temizlerim, tamam. Hayır. O yapmak zorunda. Deli misin hadi. Sen temizle şu camı işte. Hadi. Arabayı yıka. Hadi yıka şu tamam. Arabayı. Tamam, ben yıkayacağım, tamam mı? Kapat şunu. Ben arabayı yıkayacağım. Bence hemen Şerif'i aramalısın ve bu herifi başından vursun. Herif delinin teki. Benim daha basit bir çözümüm var. Lanet olsun bunları. Al bakalım. Al, al, al. Grab your coat and snatch your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Demek istediğini söyle. Söylediğini demek ise. Herkes bu kurala uysaydı çok daha sorun çıkardı. Hala bir sözleşmemiz var Bay Oliver. Umarım anlaşmamızı bozmak gibi bir niyetiniz yoktur. Ya, bunu düşünüyor muyum? Evet. Yapacak mıyım? Hayır efendim. Bu çok dürüst bir cevap. Hem de bu temiz hava altında. Sigara? Hayır, teşekkür ederim efendim. Ben sigara içmiyorum. Ben sigarayı severim. Arkasında kansere neden olur diye yazıyor ve oluyor. Söylediğini demek ise demek istediğini söyle. Sigara içenler başlarına ne geleceğini bilmiyor. Bunu reklamlarda kullanırlardı. Ben yalan için para alırım. Bir gün bütün bu yalanlar yüzünden küçük bir çocuk ölecek. İşte bu beni çok korkutuyor. Ve ben de nikotinimi alıp içime atıyorum ve kalan günlerimi sayıyorum. Bu yalanların sonuna kadar gideceğim. Şimdi hayatımda ilk kez olarak ben işimi yapıyorum. Ben memnunum. Akciğer kanseri bütün bunların sonucu. Doğru mu söylüyor, blöf mü yapıyor, karar veremedim. Deli mi yoksa tamamen çıldırmış mı? Belki o dinamit sahteydi ya da detonatör sahteydi ya da belki değildi. Grant'ın dediği gibi birçok cevap var ve hepsi de mantıklı. Hoşlanıp hoşlanmadığımdan emin değildim. İşte buna eminim. Bay Oliver, siz şimdiye kadar edindiğim en ilginç işçisiniz. Size bahşiş veriyorum. Ve benim kartım. Benim için yeniden çalışmak isterseniz bu numarayı arayın. Bu benim direkt hattım. O kızla sana iyi şanslar. Teşekkür ederim efendim. Sanat Sahtekarlığı Müzesi sadece 3 blok ötedeydi. Eyaletler arası yol 60'ın dinamikleri kesinlikle yeniden çalışıyordu. Benim merakım kesinlikle zirvedeydi. Tanrı'ya şükür. Seni gördüğüme çok sevindim. Ajansın telefon edip ithal edeceğini sanıyordum. Özür dilerim. Beni affedin. Ben Bayan James'im. Memnun oldum. Merhaba Bayan James'im. Bütün orijinaller bakın, bugün ben... geldi. Biliyorum aklınız karıştı. Ama benim dediğimi yapın. Size $1000 vereceğim. İnanın. Merhum Bay James bu odadaki eserlerin son sahibiydi. Çok ender görüldü ve kendi arzusuyla asla fotoğraf çektirmedi. Monet, Cézanne, Van Gogh, Renoir, Degas, her biri milyonlar değerinde. Bill Gates dahil birçok kişi onları almak istedi. Elbette onlar satılık değil. Şimdi bu taraftan lütfen.
Şimdi resmi çok dikkatli bir şekilde indir. Çerçevesinden çıkar ve sonra bunu yapınca onları buraya bırak. Bugün benim yeğenim Edward olacaksın, tamam mı? Şimdi dediklerimi yap ve acele et. Hadi çabuk ol. Tamam. Lütfen buradan. Hoş geldiniz bayanlar ve baylar. Galerimizin uygun fiyatlı reprodüksiyonlar bölümüne hoş geldiniz. Benim merhum kocamın dileğiyle orijinal usta eserlerin hiçbiri satılmayacaktır. Asla resimlenmeyecektir. Kitap, reprodüksiyon ya da kataloglar satılmayacaktır. Yani biz bunları size öneriyoruz. Ve onları benim yeğenim Edward resimledi. Ve bu parçaların açılış fiyatı $350. Ve herhangi bir sorunuz varsa lütfen çekinmeyin. İkimizden birine sorabilirsiniz. Bunları yapmak ne kadar sürdü? Ne kadar mı? Hı hı. Her biri bir haftadan fazla değil. Şunu diyebilirim ki bazı fırça darbeleri orijinaline benziyor. Şey ya, bana bunun için para veriyorlar. Her birinde çok iyi zanaatkarlık var. Ama kesinlikle biraz kof. Sanatçılık ruhu eksik. Ben sadece bir amatörüm. Utanç verici. Ressam çalışmasının böyle taklit edildiğini görseydi mezarında ters dönerdi. Evet ama ikimiz de biliyoruz ki o bunu görmeyecek. Evet, birçok uzman gördü ama hiçbirinde çuvallamadın. Asla daha çok beğenilmemiştim. Merhum kocamın arzusu elindeki usta eserlerinin onlardan zevk alacak insanların eline geçmesiydi. Koleksiyoncuların değil. O yüzden burayı açtım. Ama 8 yıldan beri tek bir resim bile satmadım. Çünkü onlara alan olmadı. Neden onları bir sanat müzesine bağışlamıyorsunuz? Bence oralara sadece sahteler bağışlanır. Sahteler mi? İstediğin sanat koleksiyoncusuna, satıcısına, teknik dahisine ve diğerlerine sorabilirsin. Bütün dünya kıskançlarla dolu. Ve kocam bütün bunları bilirdi. O bütün süreci çok iyi tanırdı. Resmi olduğu gibi kopya edebilirdi. Neredeyse orijinalin aynısını yapabilirdi. Bütün ustaların eserlerini bir müzeye ödünç verdi. Ve hepsini birden kopyaladı. Ve genellikle onlara kopyasını yolladı. Asla anlamadılar. Yıldızlı gece. Orijinal. New York'taki sahte. Bu Monet. Herkes orijinalin Paris'te olduğunu düşünüyor. İnanılmaz. Yani bunların hepsi orijinal? Peki söyler misin? Böyle bir koleksiyona ne yaparsın? Bunların sahte olduğunu söylersin. Evet. Böylece bunu yaratmak aklımıza geldi. Sanat Sahtekarlığı Müzesi. Dünyanın en büyük sanat müzesi. Aslında burası ucuz bir turist gezi yeri. Aman tanrım bu... Benim kocam. Oscar Warren James. Elbette. Elbette. Kendimin çok iyi olduğunu söylemeliyim. Lanet olsun, bana ilham gelmiş gibiydi. Paketi hemen yerine götürmek ve gidip resim yapmak istiyordum. Zamanında dönmeyi ve Conrad yarışmasına bir eser vermeyi çok istiyordum. Ama başka şeyler de oluyordu ve ben onlara bakamıyordum. Sıcak ve soğuk. Sıcak ve soğuk. Ben daha sıcak oluyorum ya da daha soğuyorum. Top 8. Kız Denver'da değil ve adı da Robin değil, değil mi? Doğru. O More Love'da mı? Evet, adı Lin. Pekala, yani oraya gidersem onu bulurum ha? Bir buluşma mümkündür. Ve işte ünlü ikilem. Benim işim, verdiğim söz, imzaladığım sözleşme... ...rüyalarımın kızı olan harika kıza karşıydı. Onun kafamdaki müzikal sesi beni yönlendiriyordu. Nereye? Peki ben ne yapacağım? Ben bu kadar umutsuz bir romantizme yakalanmayı beklemiyordum. Mantık gerekiyordu. 5 gün önce 158 mil vardı. Top 8, rüyalarımı izlemek zorundayım. Sürücü sensin. İyi cevap. Woo!
Ehliyetiniz lütfen. Ben ne yaptım ki memur bey? Hiçbir şey. İptal edildi. Bay J.J. Madison tarafından 3 hafta önce kedisine çarpıp öldürdüğünüz ve kaçtığınız için dava edildiniz. Duruşmaya bekleniyorsunuz. Ama ben daha önce buraya hiç gelmedim ki. Ben 3 hafta önce St. Louis'deydim. Yargıcı anlatın. Ben sadece durumu iletiyorum. Kasabaya gidip kendinize bir avukat bulmanızı öneririm. Buna ihtiyacınız olacak ama ilk önce arabanızı şu göl kıyısına bırakabilirsiniz. Burada bırakırsanız dava edilebilirsiniz. Hey bayım, avukat mı arıyorsunuz? Ben varım. 88 sınıfından. İyi biriyim. Daha önemlisi en gençleri benim. Bakın en iyisi benim. Benim işbirliği yapacak olursanız bayım, asla pişman olmayacaksınız. Gerçekten benimle çalışmanızı istiyorum. Ben her pişman olmayacaksınız. Benim çalışmanızı istiyorlamalısınız. Ben bunların her birini bir anda yapabilirim. İnanın bana. Bayım, ben ilgilenmiyorum. Sizin için geldim, işte beni buldunuz. Ben ziyaretçiler konusunda uzmanım ve sizin vakanızı da iyi biliyorum. Benim vakamı falan bilmiyorsunuz. Davanızı bilmiyor muyum? Bundan emin misiniz? Ziyaretçilerin başına her zaman gelir. Aslında J.J. Madison bunu her zaman yapar. Onun asla bir kedisi olmadı. Neyse ben birini bulurum. Bekle, onun asla kedisi olmadı mı? Peki neden bu yüzden birini dava ediyor? Kedi yüzünden. Ne? Morlov'daki her yetişkin vatandaş avukattır. Yani herkes herkesi dava eder. Bir neden olup olmamasının önemi yoktur. Bu sadece bir mesleğin yaşadığından emin olmak için. Ama bu için. Delilik. Bu yüzden seni dava edebilirim. Sen bu kasabanın markasına hakaret ettin. Hey, sen bacaklarıma bakabilirsin. Seni bu yüzden dava edebilirim. Beni dava etmeyeceğin bir şey var mı? Neden olmasın? Avukatlık önceliklerimden yararlanabilirsin. Saatim $75. İlk saat bedava. Demek benim davamı biliyorsun. Tamam, işe alındın. Zorluk çıkartmayın. Mümkün değil. Bunları buraya takmak zorundayım. Ben emir aldım. Bakın en iyisi benim. Benimle işbirliği yapacak olursanız asla pişman olmayacaksınız. Gerçekten benimle çalışmanızı istiyorum. Benimle acele, pişman olmayacaksınız. Bırakmayın sokakta beni. Benimle çalışmanızı devam istiyorum. Daha çok dava ediliriz. Ah, bu çok gerekli. Bir iki haftadan daha uzun sürmez. Bir iki hafta mı dedin? Hayır hayır hayır. Ben 2 Ekim'de Denver'da olmalıyım. O kadar uzun süremez. Anladın mı? Bu o kadar uzun değil. Uzun şehir sınırlarının işareti. Biz şu anda 5 yıllık bir cezadan söz ediyoruz. Ama biz çevresel zarar kaydından söz etmeyi unuttuk ve metal araçlar çevreye zarar verebilir. Bunu mahkemeye sunacağız ve bir başka avukat seni bu yüzden dava da edebilir. Ve bir başka avukat da topraklara baktığımızı söyleyebilir. Şehrin sınırlarından söz edebilir. Ve biz de işaret koysaydınız deriz ve bu durumdan kurtuluruz. Ama sigara içmekten dava edebilir ve gözlemi bitirmediğimizi söyleyebilir. En azından 2 yıl yazsın. Sen burada yaşamayı mı seçtin? Başka bir yer bulamadım. Her gün yeni bir meydan okuma. Senin varlığın ve sen yine yasaya uymak zorundasın. Bu entelektüel bir ziyafet. Pekala. Eğer burada yaşayan herkes avukatsa nasıl yaşıyorsunuz? Yani manava kim gitmek istiyor? Kuru temizlemeyi kim yapıyor? Peki kırıldığında televizyonu kim onarıyor söyler misin lütfen? Şey, hepimiz avukatlık harici işler yapıyoruz. Bilirsin, görevler, mübaşirlik, mahkeme raporları ve senin söz ettiğin diğer şeyler. Onları da duruşmayı bekleyen senin gibi insanlar yapar. Yani yasal ücretleri ödemeyenler. Şimdi seni 1 Ekim pazartesi günü burada bekliyorum. Çalışmalıyız. Bu arada tanıklık etmeleri için görgü tanıklarını çağırmalıyız. Bilirsin, aile dostları falan. Yani sen çalışma programına katılabilirsin. Bu maliyetleri azaltır. Yarın sabah isimleri ve telefon numaralarını alalım. Böylece onları çağırabiliriz. Bak, buraya gelebilseler bile onlara karşı dava açmayacağın ne malum? Elbette. Ama onlar için tanıklık yaparsın. Böylece benim için çalışarak üzerimden bir sürü yükü alabilirsin. Pekala. Bak, bütün telefon numaraları benim arabamda. Ben gidip onları alayım. Ve birkaç telefon ettikten sonra buraya gelirim. Hayır, yapamazsın. Fred! Bay Oliver potansiyel bir kaçak. Onu hemen kilitle. Beni kilitlemek mi? Elbette. Biz yaşadığımız ortamı korumak zorundayız. Ama bunu bana yapamazsın. Haklarım var. Olduğunu biliyorum hayatım. Haklarını korumak için buradayım. Ben Top 8'i suçlayamazdım. Bu mümkün olabilir mi? Evet, tabii. Morlov'da yaşamak bile mümkün mü acaba? Lin'le tanışmam bile bundan çok daha olasıdır.
Hey, baksana! Oradaki! Yukarıdayım, yukarıda! Seni çıkarmak istiyorum. Ben seni çıkarmak istiyorum. Hapisten kaçmak kesinlikle olası değildi. Belki tünel kazabilirdim. Cevap için arabadaki 8 topuna ihtiyacım vardı. Lanet olsun. Şimdi her şeyi çok daha açık görebiliyordum. Ve biliyorum. Avukatımın bir karakter tanığına ihtiyacı vardı. Ve bir karakter daha bir tanığım vardı. Lütfen isminizi ve işinizi belirtiniz. Robert Wilson Cody. Bana eski bir tüfek diyebilirsiniz. Bay Cody, lütfen mahkemeye sanığı nasıl tanıdığınızı söyleyin. O benim işçimdi. Peki onu nasıl tanımlayabilirsiniz? Dürüst, güvenilir, zeki. Ona bana yöneltilen suçlamanın yalan olduğunu bilip bilmediğini sor. Ve burada herkesin bildiğini de söyle. Bu yasak. O senin karakterin hakkında ifade verebilir. Sadece sor ona. Ama yargıç buna izin vermez. Sor ona. Yoksa seni kovarım. Bay Cody... Bay Oliver'a yöneltilen suçlamanın sadece tam bir yalan olmadığını, üstelik yargıç da dahil buradaki herkesin bunu bildiğini biliyor musunuz? İtiraz ediyorum, bilgisi yok. Bunun karakter tanımlamasıyla bir ilgisi yok. Kabul edildi. Bir dakika bayan. Siz suçlamanın yalan olduğunu ve hepinizin bunu bildiğini mi söylediniz? İlişkisiz. Tanığın bu soruyu yok sayması emredildi, anlıyor musunuz? Hayır, ben bunu yok saymıyorum sayın yargıç. Eğer avukat bunun doğru olduğunu söylüyorsa bu çok ciddi bir sorundur. Ciddi ya da değil, bu duruşmayla ilgisiz. Sonraki soru. Hayır yani. Ben ona bir soru sordum. Ve bir cevap istiyorum. Burada soruları siz soramazsınız Bay Cody. Onlara cevap verirsiniz. Ve size söylediğim şeyi yapmayacak olursanız sizi itaatsizlikten içeri atarım. Bakın. Ben artık benimkine cevap verilmeden hiçbir soruya cevap vermiyorum. Neden sen bana söylemiyorsun yani? Burada yalan söyleyen kişi sen misin? Mahkemeye itaatsizlikten dolayı $500 ceza aldınız. Benim lanet soruma cevap verin yargıç. $1000 ve hapiste 90. Olur mu? Mübaşir, çavuş. Bay Cody'yi hemen hücreye atın. Durun bakalım çocuklar. Bu bir dinamit. Ve bana doğru bir adım daha atarsanız buradan bankaya kadar her yeri uçurur. Baylar silahlarınızı indirin. Herkes yerine otursun. Yargıç parmağını burnuna sok. Dalga geçmiyorum. Benim ölümcül bir hastalığım var ve şu anda sizi de kendimle birlikte cehenneme götüreceğim. Yargıç, sana parmağını burnuna sok dedi. Bence bunu yapın yargıç. Bu adamı tanıyorum. O demek istediğini söyler, söylediğini demek ister. Burada kimin patron olduğunu anladığın için çok mutluyum. Peki yargıç, bütün bu iş bir yalan. Öyle mi? O parmağını burnunda tut. Evet. Evet efendim. Evet efendim. Pekala. Ellerinizi kaldırın. Buradaki kaç kişi bu işin Bay Oliver'a karşı bir komplo olduğunu gerçekten biliyor? Yalancılar. Avukatlar. Bay Oliver. Biz bu yalancılara nasıl bir ders verebiliriz? Şimdi oku yargıç. Bu emirle Marlowe vatandaşı olmayan kişilere karşı yapılan bütün yasal suçlamalar, hakaretler, cezalar ve ücretler geri alınmıştır. Ve bir daha gündeme gelmeyecek ve mahkeme önüne çıkarılmayacak. Teşekkür ederim Mübaşir. Bunun birçok kopyasını al ve bütün kasabaya dağıt, tamam? Biliyor musun? Burası ilginç bir kasaba. Sanırım ben burada kalacağım. Bununla ilgili bir sorun var mı yargıç? Hayır. Hiçbir sorun yok. Efendim. Thank you.
Neil? Merhaba. Ben Neil. Ben seni çıkartan adamım. Evet, sonunda seninle tanıştık Neil. Dostum, beni buradan çıkarman niye bu kadar uzun sürdü ha? Artık asla dışarı çıkamayacağımı sanıyordum. Hadi Fahişe, üzerimden zorla çekip aldığınız lanet giysilerimi hemen istiyorum. Bir daha bunları asla giymeyeceğime emin olabilirsin. Hey, yakışıklı. Niye bana o şekilde bakıyorsun sen? Ben sadece bu şekilde konuşacağını tahmin etmiyordum. Ne? Lanet konuşmamda yanlış bir şey mi var? Hayır, 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 hayır. Ben... Yani evet. Evet. Sen Oxford'tan mezun olmuş Mike Tyson gibi konuşuyorsun. Neden hoşlanırsın, aristokratlardan mı? Seninle lanet okul ağzıyla mı konuşayım? Evet, söylediğim şey kesinlikle bu. Merak etme. Sadece bir roldü. Bu bir testti. Erkekler bu durumda her zaman bana karşı dönüp şöyle derler. Ah hayır Lin, hayır, senin konuşma biçimin çok çekici. Evet Lin, sen harikasın. Tıpkı temiz bir hava gibisin. Aslında daha çok deniz havası gibi. Ben asla böyle konuşan biriyle çıkmazdım. Sanırım sen de öylesin. Umarım bir araban vardır. Ben ücretleri ödemek için benimkini bıraktım. Ya evet, benim bir arabam var. Peki kaç tane erkek sana konuşmanın kötü olduğunu söyledi? Sen ilksin. Ve sen beklediğimden yakışıklısın. Öyle mi? Dur bir dakika, sen beni mi bekliyordun? Tabii ki. Hikaye hep böyle değil midir? Yakışıklı prens, prensesi zindandan kurtarır. Mesajlarda böyle diyordu. Mesajlar mı? Evet, sözcükler. Yol boyunca bana göründüler. Aslında bunları bir anda ben anladım. Çünkü biri bana söyledi. Kim? O.W. Grant. Bak, ben doğru adam için dilekte bulundum. Ama hapiste bütün kışı geçirip onu bekleyeceğimi bilmiyordum. Her neyse. Prenses adayları bir teste sokar ve prenses hangisinin doğru olduğuna ikna edilmelidir. Sen benim testimi geçtin. Seninki ne? Söylesene. Ne? Benim testim mi? Hadi, herkes karşısındakini teste tabi tutar. Sen Greyfurt'u keser misin, kabuğunu mu soyarsın? Ben kabuğunu soyarım. En sevdiğim çizgi roman karakteri benim Örümcek Adam. En sevdiğim yemek pizza ve her zaman yerim. Ama üçte üç. Ben inanamıyorum. Bak, tamam, yakın ilişkiler. Sadece onu severim. Ne oldu? Bu kesinlikle aşırı mükemmel. Yani biliyor musun sen? Yani bazen bir şey doğrulamayacak kadar güzel görünür. O düşünceyi tut. Gördün mü? Ben o kadar mükemmel değilim. Doğru. Doğru. Şimdi çok daha iyi hissediyorum. Öyle mi? Bay Doğru için bir dilekte bulundur, he? Ne diyebilirim ki? Ben insanım. İnsanların bazı ihtiyaçları vardır, alışveriş gibi. Sen beni mi diledin? Aslında ben bunu diledim. Bana cevaplar veriyor. Doğru cevapları veriyor mu? Şimdi dedik. Boşalmış. Kesinlikle. Artık onlara ihtiyacım yok. Belki artık zamanı gelmiştir. Bilirsin. Düşüncemizi gerçekleştirebiliriz. Zamanım yok. Hala yapılması gereken bir işim var. Yarın 2 Ekim Denver'da olmalıyım. Denver mı? Ne oldu? Grant bana bir zarf verdi ve biri Denver'a gidecek olursa onu açmam gerektiğini söyledi. Mesaj bana mı sana mı bilmiyorum. Neil, gitme. Ben bunu yapamam. Bunun
kraliçe söz verdim. Oraya götürmem gereken bir paket var. Top 8. Denver'a gitmem gerekir mi? Evet ama bu gece değil. Hangi konuda? Yani hiç uyumadın mı? Hayır, uyuyamadım. Çünkü sen beni çoktan ele geçirdin. Buna bayıldım. Dalga geçmiyorsun ya. Hayır. Bunun ruhu var. Tutkusu. Hey, beni de götür. Mektup ne olacak? Boş ver, ben seninle geliyorum. Top 8. Lini Denver'a götürmeli miyim? Bu kötü bir fikir. Bu çok tehlikeli olduğu için mi? Kesinlikle. Katil. Katile ne oldu peki? Sen ne düşünüyorsun? Tehlikeli olup olmadığı umurumda değil. Ben seninle geliyorum. Hayır Lini. Belki beni çılgın bulacaksın. Bak ben seni daha yeni bulmuşken kaybetmek istemiyorum. Ya ben seni kaybedersem? Lin, gidemezsin. Top asla yanılmadı ama ben sana söz veririm, geri geleceğim. Top 8, onu almak için geri gelecek miyim? Evet. Benim için geri geleceksin. Hayır, dönmeyeceksin. Bölgede bir katilin olduğu söyleniyor. Biz de yolları kapadık. Katil neye benziyormuş? Şu anda telsizden anons ediyorlar. Katil zanlısı beyaz erkek, eyaletler arası yol 60'da kırmızı BMW convertible araba kullanıyor. Arabanın üzerinde beyaz bir boya lekesi bulunduğu söyleniyor. Buradan git. Buralarda dolaşmak senin için pek iyi değil. Doğru dürüst düşünebilmem için 10 mil daha gitmem gerekti. Top 8. Bu katil yüzünden Lee tehlikede mi? Cevap. Sonra yine. Bölgede mobil telefon hizmeti verilememektedir. Lanet olsun. Lanet olası! Bizde sadece cip var! Lanet olsun! Lanet olsun! Yine o. Yine aynı şeyi yaptı. Ben Şerif'i ararım. Al sen nereye gittin? Hayır hayır lütfen Şerif'i arama lütfen. Ya senin neyin var ha? Bu serserilerin burada sorun çıkarmalarından bıktım. Buraya gel, orada katil var.
8. Ben katil miyim? Radyoyu aç. Şimdi aldığımız bir habere göre katil zanlısı Denver'a gidecek olan kağıtla sarılı bir paket içinde cinayet silahı taşıyor. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Lanet olsun! Lanet olsun! Top 8, cinayet silahı bu kutunun içinde mi? Gerçekten söyleyemem. Onu açmalı mıyım? Gerçekten söyleyemem. Eğer o cinayet silahıysa her yanına parmak izlerim bulaşır. Top 8 şu anda gerçekten bir cevaba ihtiyacım var. Ne yapmam gerekiyor? Evet ya da hayır soruları. Lanet olsun sana! Evet ya da hayır soruları, evet ya da hayır. Pekala. Hadi Neil düşün. Mantıklı düşün. Polisleri aradı. Yani polisler bu tarafa doğru geliyor olmalılar. Başka ne olabilir? İki yoldan biri. Pekala Top 8. Benim iki yol seçeneğim var. Biri ya da diğeri, öyle değil mi? Bunu bankaya götür. Bankaya mı götüreyim? Üzgünüm dost. Hayır. Başka bir seçenek de var. Şerif ve polis eyaletler arası yol 60 boyunca katile yaklaşmaya başladılar. Ve şüpheli son olarak kırmızı bir BMW konvertible'ı kullanırken görüldü. Bagajında bir kutu beyaz boya lekesi var. Bunun bana uygun bir araba olmadığını biliyordum. Mümkün derdi. Ama böyle bir şey evrende bir kez olabilirdi ve burada olmuştu. Grant ayrıca bu otoyolda geçmiş ve gelecek belki birbirlerinin üzerinden atlayabilir derdi. Kendim görmeliydim. Hey! Çekil oradan! Kimdi o? St. Louis'ten kaybolan biri olduğunu söylüyorlar. Yaşlı bir adamı öldürmüş. Bu otoyolu çok seviyorum. Top 8, sana sorularım var. O çeşit bir araba... Ben bunu neden soruyorum ki? Thank you.
araba. Robin Fields burada mı? Burada kimse yok mu? Ben buradayım. Ray? Paket senin için miydi? Hayır, hayır, hayır. Kendime paket gönderecek kadar delirmedim daha. O kuzenim içindi. Ha işte o da burada. Robin Fields. Birçok ismimden biri. Kuzen mi? Sen kendi paketinle birlikte arabamda oturdun. Neden onu almadın? Bir anlaşmamız var. Senin kamerini yok saysaydım ben ne çeşit bir adam buldum dersin. Ve ayrıca gerçek şu. Sen son paranı kaybettin ve hapse düştün. Kızı terk ettin, arabanı yok ettin. Hepsi bunu bana getirmek için bu onu değerli. Şimdi senin de anlatacağın bir hikaye. Evet, içinde ne olduğunu bilmek ister misin? Evet. Hadi söyle, açayım. Evet, ben önceden istemiştim ama artık hiçbir önemi yok. Çünkü ne olursa olsun bu hikaye kadar ilginç olamaz. Anladığım kadarıyla durumu anlamışsın. Açalım bakalım. İhtiyacım yok. Doktor Belfer 2466'ya. Doktor Belfer 2466'ya. Yeni araban nasıl, mükemmel mi? Baba. Aha. En sevdiğin renk nedir? Mavi. Neden bana kırmızı bir BMW aldın? Kırmızı harika bir renktir. Özellikle bir convertible'da. Senin BMW araban büyük bir eğlence kaynağı olmalı. Ve bu yüzden... Doğum günün kutlu olsun baba. Ve bir daha bana bir hediye aldığında istediğim bir şeyi al. Senin istediğin bir şey değil. Oğlum. Bu bir hediye. Ve sen onu kabul etmezsen, bunu kişisel bir hakaret olarak kabul ederim. O zaman ödeştik demektir. Çünkü ben de hediyenin kendisinin bana bir hakaret olduğunu düşünüyorum. Doğum gününde sana bir boya kutusu alsaydım ne düşünürdün ha? Ben asla bu şekilde düşünmemiştim. Belki biraz daha fazla düşünmem gerekirdi. Teşekkür ederim baba. Özrün kabul edildi. Bradford konusuna gelelim. Ben oraya gitmiyorum çünkü hukuk okumayacağım. Ama bak ama, oğlum. Ama yok baba. Bu senin hayatın. Senin için uygun. Ben de benim için uygun olan bir şey bulacağım. Kabul etmiyorsan o zaman onu alıp bankaya götürebilirsin baba. Ben kabul etmiyorum. Ve senin sanatınla ilgili gerçek bir yüzleşmenin zamanı geldi. Bu orta çağ işi bak. Neil, haberler harika. Konrad yarışmasına gönderdiğin resim var ya, onunla bir alıcı çok ilgilenmiş ve seninle hemen şimdi konuşmak istiyormuş. Hadi gel seni götüreyim. Bak baba. O şey... Çöplük. Yırtıp atabilirsin. Ya da aşağı fırlat. Buna bir türlü inanamıyorum. Yarışmaya resim yollamadım ki. Nasıl olabilir? Ben de senin adına gönderme özgürlüğümü kullan. Teşekkür ederim, Bay. Konrad, hoş geldiniz Bay Oliver.
Demek Oliver sensin. Resmine bayıldım. Özür dilerim. Ben sadece... Seninle ilgili büyük bir hata yapmadım değil mi? Ya, hayır. Sorun değil, hem de hiç değil. Harika bir zamandı. Ben buna bayıldım. Onda büyük bir tutku var. Ben... Lincoln'da. Evet, biliyorum. Ben Prens Postmodernizm Sanat Kutusu yayıncılığında çalışıyorum. Aha. Belki bu size garip gelebilir ama bir dizi otel, lokanta, kafe, benzin istasyonu resmini bu tarzda yapar mıydınız? Bu kesinlikle düşündüğüm şey. Kardeşim çok yeteneklidir. Aa, bu çok iyi olacak. Evet, iyi olacak. Onun harika bir geleceği. Büyük ressam olur. Baksana, yakında senin doğum günün var değil mi? Bunu nereden biliyorsunuz? Bir dilek dilemeyi sakın unutma. Thank you.